diğer inançların üstündeki baskı aracı. İlla ki siz Alevi olacaksınız. Bizimki dahidir. Bizimki siz Alevi olmanız gerekiyor. Sizinki kötüdür. Sizin inancınız dedi. Baskı olarak diğer insanlara uyguladığın zaman Alevilik de bir gericilik, bir kötü inanç haline gelir. Biz de kâbı ki bizim pirlerimiz de yani hiçbir zaman buna düşmemiş, bunu yapmamış çünkü müsaade etmiyor. Yolumuz, erkenimiz buna müsaade etmiyor. Biz diğer dinlere karşı değiliz. Kimsenin inancına karşı değiliz. Dün televizyonda akşam bir şey haber esnasında bir insanın o Gezi Parkı dolayısıyla bir konuşması beni çok etkiledi. Bir bayan dedi orada insanlar namaz kılacaktı. Kendisi Ermenidir, belki Alevidir, belki başka bir inançlıdır. Ama bir türlü yapamıyorlar, ne yerleri var, oradan da yine biber gazı geliyor, şey geliyor. Biz demişiz ki, bir yer açtık diyor, biz demişiz, biz siper olacağız, buraya bir siper yapalım, siz rahat namazınızı kılın. Beni çok etkiledi. Gerçekten insanların orada gelen, insanlar orayı birleştiren, orayı bir araya getiren insanları düşündüm. Demek ki burada namaz kılan var, ceme giden var, başka inançların insan var. Ne kadar her şeyi bir tarafa bırakmış, buradaki amaçları orayı bir kötülük var, bir baskı var, bir zulüm var. Ona karşı hepsini birleştirdi. Birleşmiş oraya bu zulüme karşı, o baskıya karşı direniyorlar. Yani onların inançları, ayrı inançta olmaları, ayrı düşüncede olmaları demek ki bir kenara bırakabiliyorsunuz. Ama biz Alevi'ler olarak gerçekten bazı şeylerimizi işte bu şeyi kendi birbirimize yapamadığımız bazı şeyler var. Onun için kendi kendimize bu saygıyı, bu sevgiyi gösteremiyoruz. Birisi ayrı bir düşüncedeyse hemen onu arıyoruz, taştan taşa vurmaya çalışıyoruz. Dişliyoruz, bir şeyler yapıyoruz ve dağılmamıza, bölünmemize sebep oluyor. Bu yüzden ya, bu konuşmaları niye şey yapıyorum, niye bu kadar işte bu zulümlere karşı çıkabilmek için. İnsanları bir arada tutabilmek için. Birbirimizden haberimiz olabilmesi için. Bu gençlerimizin, çocuklarımızın bu yolu erken geleceğe taşıyabilmeleri için. Bu geleceğin ne balık yunan bir şeyi varsa her şeyi bu sizlerin, onların annesinin, babasının, dedesinin, büyüklerinin boynundadır. Siz bugün onlara karşı sorumluluğunuzu yerine getirmediğiniz zaman vicdan azam, yani vicdanın, insanın vicdanı ne kadar rahat olur, onu da herkesi kendi vicdanına, kendi düşüncesine tarafına tutuyor. Yani gerçekten ben bilmiyorum, kimseye de bir şey soramadım, sormadım da sormak istemedim. Dedim, kendi herkesle konuşayım, burada anlatayım. Sizdeki bu güzelim 10-15 sene, biliyorum sizin ki de 94'te bizim 93'te kurulmuştu. Çünkü federasyon o zaman ilişkilerimiz olmuştu, gelip giden yöneticilerle görüşüyorduk. 94'te de herhalde burası kurulmuştu. Bu kültür merkezinin bozulması tahmin ediyorum ben çünkü Alevilerin içinde çok olduğum için, çok geldiğim için. Böyle ufak tefek sürtüşmelerden dolayı birbirimize yardım, herkes gücünün yettiği kadar, bak bizde rızalı korkması var, rıza şehri var, rızalı korkması var. Herkes, herkesin, kimimiz, kimin neye gücü yetiyorsa herkes oraya bir lokma veriyoruz. Ama orada eşit şekilde bölüyoruz. Oradaki orayı yaşatabilmek için de, oradaki işlerden, güçlerden, gelenlerden, giderinden, herkes gücünün yettiği kadar yardım etsin. Herkesin bir şey olduğu kadar da orada faydalansın. Herkesin de ihtiyacı var böyle bir birliğe, böyle bir yere ihtiyacınız var sizin çoluk çocuğunuza karşı, sizin size karşı, sizin insanlara karşı, gerçekten bizim toplumlara karşı bir araya gelmek için ölümümüzde de, hakka yürüyenimizde de, diriyemizde, geleceğimizde de birbirimize ihtiyacımız var. Benim sizlerden beklentim, o yarıda bıraktığınız gerçekten bir, herkesin bir gayret içerisinde, yaşlısı, genci, orta yaşlısı, çoluğu, çocuğu bir araya gelerek, burada görüyorum bugün gerçekten iyi de bir kitle, öpey de insan varsınız. Bunu bu cende bugün ikrar verip, gene o bıraktığınız yerde o güzelim, o hayatı, o şeyi yaşatabilmek için bu cenneti yaşamak istiyorsanız
geleceğe taşımak istiyorsanız, şu gençlerinizin bugün burada semaflenecek, yarın bir baskı, bir zulüm karşısında bir arada dik olarak bunların karşısında durmak istiyorsanız, toplumlara, insanlara bir katkınız olmasını istiyorsanız, yine bir araya gelmeniz gerekiyor. Yine o bıraktığınız işte 2007'de burada hazır yani yaptığım, bugün buruk bir şekilde bu sözleri anlatmama gerek yoktu. Onun için sandalye dizilirken dedim durun dizilsin çünkü cemaatsiniz. Bunları biraz sonra anlatacağım. Herkes sandalyede rahat olsun ki ben biraz daha uzun anlatmam gerekiyor. Burada ikrar verip gene o düzeni, o güzel bir araya gelip gene bu kültür merkezinizi alınız, kültür merkezini konuşsunlar, inanç merkezini konuşsunlar bir şey değil. Gene yeşertin, o fidanı yine dikin. Çünkü hepimizin onlara ihtiyacı var. Bizim birbirimize ihtiyacımız var. Bizim bu düşünceyi, bu güzelliği yaşatmamız lazım. Bizim buna mecburiyetimiz de var. Bir yerde mecburuz çünkü çevremizi işte dünyayı, çevremizi görüyoruz. Bizim bir arada olmamız mecburiyettir. Bir mecburiyettir. Mecburuz buna. Yani elimizin tersiyle hiçbir şey itemez. Biz çünkü bir dönem, demin dedim çocuklarımızda çocuğu, biz bir dönem kendi inancımızı, kendi pirimizi, kendi dedemizi, ama inanç dediğimiz zaman adam bırak o gericilik diye elimizin tersiyle ittiğimiz dönemler oldu. Onun için de geldiğimiz nokta şey değil. Sizden hepinizden bekledim. Yine bunu bugün bu arada bu muhabbeti ettikten sonra, sohbet ettikten sonra genç zekirimizden bir değiş dinleyip bir ara verelim. Herkes yine bir ara versin. Cenab-ı ondan sonra başlayalım. Bu arada da sizlerden onu bekliyorum ki gerçekten şurada birbirinize cem esnasında gelip şurada dara durup bu öncülüğü yapacak insanlar onlara bir gülmek verip bu adımı burada almanızı da sizden bekliyorum. Çünkü gerçekten ben oranın kapandığını görünce inanın ki ben Almanya'da ağladım. Hani bunu şey, çünkü bir yerin kapanmasının bunların ne kadar iyi değer olduğunu ben çok iyi biliyorum. Alevilerin bir arada olmasını, kendi insanımın birbirinden haber olmasını, işte bu hazinetler de size sunabilmemiz için sizlerin olması lazım ki çünkü talip olmasa pir de olmaz. Pir olmasa talip olmaz. Bizim birbirimizi tamamlayan olması gereken 6 senedir var. 6 sene olmuş, ne siz bizi gördünüz, ne de biz geldik, ne de misafir olarak geldik, gittik. Bir arada olamadık. Bizi bir araya getiren, bir araya toplayan bu güzel şeyi de sizlerde bekliyorum. İnşallah değilim çünkü inşallah kalmazsınız, kabul edersiniz. Ben cümlenizi canlı gönülde Hak Muhammed Ali sevgisiyle, bu yolun sevgisiyle hepinize yolunuzu açık olmasını diliyorum. Hak Muhammed Ali yardımcınız olsun. Cemil esnasında da Cemil nasıl olması gerektiğini cemmedim de kısaca anlattım ama ben bir tane muhabbet ettim. Ondan sonra da bol değiş duvaz bizim fikrimizin. Şimdi cem oldu. Cem'in en büyük anlamı kişinin kendi kendisini sorgulamasıdır. Kendi kendisini patlamak. Nefsiyle vicdan arasında işte bu secdeye, bu duaları, bu duvazları buraya gelip kendisini sorgulamasıdır. Kişi kendi kendini sorgulayacak, kendi kendini temizleyecek. Nefsine mi şimdiye kadar yaptıklarım, ne yaptım, dedim ya, neyi doğru yaptım, neyi kötü. Kendisini vicdanıyla nefsi arasında yargılamasıdır, sorgulamasıdır. Vicdanını yok etmek, vicdanını yok eder, bu nefsini kesip atmadırdır. Yani biz de kurban yeri geldikçe söyleyeceğiz. Bu kötü nefsi kesip atmadır, kötü düşünceyi atmasıdır, hak ile hak olabilmesi için de işte vicdanıyla, gönlüyle hak ile hak olabilmesi için vicdanıyla nefsi arasındaki ben ne yaptım, neyi doğru yaptım, neyi yanlış yaptım, yanlışlarımı burada bırakıp bundan vazgeçip doğrulara yönelmesi için ettiği bir mahkemedir. Kendi kendisinin mahkemedir. Önce kendi kendisini mahkeme ediyor. Ben bir karar veriyorum.